Merhaba sevgili boğalar. Sevgili boğalar, bu haftaya geçtiğimiz hafta sonu yaşadığımız Koç burcundaki ay tutulmasının etkileriyle başlıyoruz. Ay tutulmasının etkilerini bir süre yaşayabiliriz. Duygularımız çok daha hassas olabilir, iç dünyamıza yönelmiş olabiliriz. Bazı bilinçaltımızdaki sorunlarla, korkularımızla yüzleşmiş olabiliriz. Kendimiz hakkında, hayatımız hakkında yeni kararlar bu süreç içerisinde verebiliriz. Gökyüzünde genel olarak ayın seyrine baktığımızda Pazar günü ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Ay Koç burcundayken biraz daha içe dönük enerjiler veriyordu. Ay Boğa burcunda artık biraz daha kendimizi güvenli hissetmeye başlayabiliriz Pazar gününden itibaren. Ancak Pazar günü gökyüzünde iletişimle ilgili sorunlara neden olabilecek önemli gezegen görünümleri var. Özellikle Pazar sabah saatlerinde Ay Satürn karşıtlığı birazcık yine kendimizi kısıtlanmış hissetmemize ve güvensiz hissetmemize neden olabilir. Hayatımızdaki otorite kavramlarıyla olan ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Sorumluluklarla yüzleşmek ve kendimizi biraz yetersiz hissetmek gibi duygusal sıkıntılar zorlayabilir. Ay Merkür karşıtlığı iletişim problemlerine dikkat çekiyor. Yine Pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkinleşecek. Bu zihinsel olarak karmaşa yaratabileceği gibi işlerimize konsantre olmakta da zorluk çıkarabilir. Bunun yanı sıra özellikle trafikte ve ulaşımda da bazı sorunlar ve gecikmelere neden olabilir. Özellikle boğa burçlarının ulaşımda dikkatli olmaları gerekiyor. Yine gün içerisinde etkin olan Mars-Neptün karşıtlığı da özellikle değişken gruplarda etkili olmakla birlikte sevgili boğalar sizin sosyal hayatınız ve duygusal hayatınızda bazı karışıklıklara neden olabilir. Bunun yanı sıra enerjinizi kontrol etmekte zorlanabileceğiniz gibi ufak tefek sağlık sorunları da karşınıza çıkabilir. Özellikle beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. İlaç ve alkol alırken de daha temkinli olmak gerekiyor. Mars-Neptün karşıtlığı bazen suyla ilgili sorunlara da neden olabilir veya çevremizdeki kişilerle ilişkilerde gereksiz dürtüsel hareketlere, ani çıkışlara neden olabilir, güvensizliklere, kuşkulara neden olabilir. Hayal gücümüzün biraz kuvvetlenebileceğini işaret etse de yine de içsel dengemizi korumakta zorlanabiliriz. Pazartesi günü Ay Boğa burcundaki ilerlemesini sürdürecek ama gün boyu boşlukta olacak. Bu nedenle her ne kadar hafta boşu işlerimizle ilgilenme istesek de birazcık yavaş olabilir o gün. Daha sakin ve yavaş bir gün geçirebiliriz. Çünkü aynı gün Merkür retro harekete başlayacağı için durgun harekette olacak. Bu da iletişimlerde kriz çıkarabilecek bir durum, sorun çıkarabilecek bir durum. Özellikle gün içerisindeki konuşmalar, anlaşmalar, sözleşmeler ve önemli toplantılarda dikkatli olmak gerekiyor. Zihinsel olarak aktif olmaya çalışsak da işlere konsantre olmakta zorlanabileceğimiz bir gün olabilir. Salı günü ay artık İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Ay İkizler Burcu'nda biraz daha enerjiler hareketli hale gelecek. Bu da iletişimi, günlük iletişimimizi arttırabilir ve hayatımızda parayla ilgili işler biraz daha yoğunlaşacak. Bazı banka işleri, ödemeler alacak, verecek veya gelirlerimizle ilgili düzenlemeler, bütçeyle ilgili konular salı günden itibaren biraz daha bizi meşgul edecek gibi görünüyor. Çarşamba günü de Ay İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Ay ancak boşlukta olacağı için o günde eğer önemli anlaşmalar, toplantılar, sözleşmelerimiz varsa yine dikkat etmemiz gereken bir gün. Güneş burç değiştiriyor. Çarşamba günü artık Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Güneş Akrep Burcu'ndayken ikili ilişkilerimiz, ortaklıklarımız, karşımızdaki kişiler biraz daha öne çıkacak önümüzdeki bir ay içerisinde. Perşembe günü ay sabah saatlerinde Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Ayın Yengeç Burcu'nda ilerlemesi belki ufak tefek bazı seyahatleri gündeme getirebilir. Bunun yanı sıra gün içerisinde telefon ve mesaj trafiğinin yoğunlaşabileceğini gösteriyor. Aile üyeleriyle de iletişimimiz Perşembe gününden itibaren artabilir. Cuma günü de aynı şekilde Ay Yengeç Burcu'nda
Cuma günü gökyüzü güzel görünüyor. Özellikle Ay, Satürn, Merkür arasındaki olumlu açılar, akşam saatlerinde de Ay-Jüpiter kavuşumu özellikle kendimizi daha iyimser, mutlu hissedebileceğimiz ve ilişkilerimizdeki problemleri ve küçük pürüzleri de rahatlıkla çözebileceğimiz bir gün olduğunu işaret ediyor. İş girişimlerimiz için de verimli sonuçlar alabileceğimiz için Cuma gününü değerlendirebiliriz. Aslında bu haftanın en pozitif günü olarak Cuma gününü söyleyebiliriz. Her ne kadar Merkür retrosu başlamış olsa bile eğer detayları yeterince gözden geçirirsek bir şekilde yeni girişimlerde de rahatlıkta bulunabiliriz. Cumartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda ve boşlukta olacak. O gün biraz daha içe dönük olabiliriz. Evimizde, yakınlarımızla, yakın çevremizde, ailemizle ilgilenmek ve dinlenmek isteyebileceğimiz bir gün olabilir. Evet, bu haftalık bu kadar. Günlük yorumları da takip ederek daha ayrıntılı bilgilere her zaman ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.